kız ya da erkek çocuğu bilimsel yollarla, bu biliyorsunuz gündemde zaten, hani yapılabilir diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evet, şöyle böyle bir şey mümkün mü gerçek manada? Tabii. Yıllar önce ben Almanya'daki 20 yıl önce çok varlıklı zengin bir aile, 6 tane kız çocuğu var. Adamcağız bir de oğlan çocuğu olsun istiyor. Deniyor kız. Ya bir de erkek çocuk olsun diyor. Olmuyor. Almanya'ya gitmiş. Orada hastanede sperm sayımı yapıyorlar. X, Y kromozomunu taşıyan spermlere erkek sperm denir. X kromozomunu taşıyan spermlere dişi sperm denir. İki tür sperm vardır. Yani erkeklik kromozomunu taşıyan spermler, dişilik kromozomunu taşıyan spermler. İki türdür. Bu iki tür sperm arasında bir fark var. Nedir? Erkeklik hormonu taşıyan sperm, kromozomu taşıyan spermler hızlı hareket eder, çabuk ölür. Kısa ömürlü ama hızlı hareket eder. Dişilik kromozomu taşıyan spermler yavaş hareket eder, uzun ömürlüdür. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir erkek hanımından önce orgazm olursa, ya inzal olursa, eski kelime Türkçesi orgazm olursa, doğacak çocuk kız olur. Eğer ki, bura önemli, erkek kontrolü kaybetmez. Önce hanımının rahatlamasını bekler, sonra kendisi rahatlarsa doğacak çocuk erkek olur. Doğru mu? Şimdi bu nedenle bazı erkekler diyor ki hanımına suç biliyor. İşte sen yine kız çocuğu doğurdun, Halbuki suç kendi de, kontrolü suç. Erkek kendini kontrol edemezse çocuk %99 erkek veya kız olabilir. Cinsiyeti belirleyebilir. Ben bu konuda Profesör Doktor İbrahim Canan'ın yazmış olduğu, ilahiyatçı bu. Profesör Doktor İbrahim Canan'ın hadis kitabında 30 sene önce okuduğumda Peygamber Efendimiz diyor ki işte erkek çocuğu sahibi olmak istiyorsanız sabredin, erkeklere diyor. Yavaş hareket edin, kontrollü hareket edin. Çocuğunuz erkek olur. Eğer kız çocuğu sahibi olmak istiyorsanız önce siz. Mesela öyle bir hadis var. O hadisi okuyunca dedim ki Allah Allah, Peygamberimiz bunu söylemiş. Acaba bunun ilmi açıklaması nedir diye araştırma yaptım. Ve Alman televizyonunda da bununla ilgili uzun bir program çıktı. Çok açıklayıcı. Ondan dolayı bu da belgelenmiştir. Yani belgeli. Almanya'da televizyonlarda yayınlandı işte. Şu şekilde hareket edersiniz. Erkek çocuğu bu şekilde hareket edersiniz. Kız çocuğu. Yani erkek hanımından önce orgazm olursa çocuk kız çocuğu olur. Beklerse hanımından sonra İnsan olursa doğacak çocuk erkek çocuğu olur. Yani cinsiyeti belirleyen kadın değil, erkek. Erkek kendini kontrol edebilirse cinsiyeti belirleyebilir. Bunun da dini bir mahsuru yok. Peygamber Efendimiz söylemiş. Peygamber Efendimiz'e gelmiş Araplar, demiş ki ya Resulallah, benim 4 kızım var, hiç erkek çocuğum yok. İşte Peygamber Efendimiz de ona anlatmış. Şöyle şöyle yaparsan erkek çocuğu olur, böyle böyle yaparsan kız çocuğu olur demiş. Yani bu kadar basit.